Merhaba Söz Sende'ye hoş geldiniz. Ah bir zengin olsam ben diye başlasam nasıl devam ederdiniz? Tahmin ediyorum ki damdaki kemancı cevabınız olmuştur. Evet bugün bir süredir sahnelerde olan damdaki kemancı oyununun çok değerli, birbirinden değerli oyuncularını ağırlayacağız. Bu bir klasik, yeniden sahnede biraz farklılıklar var. Elbette ki ana tema yerinde ama bakalım oyuncuları damdaki kemancıyı nasıl anlatıyor? Söz Sende başlıyor Habertürk ekranlarında. Zengin olsaydım ben, yapa tipi 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 dam. Her Allah'ın günü bir bam, bir de varlıklı olsam. Hey, çalışmazdım böyle. La 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 la. Olsaydım çok libi la la la, zengin libi bir adam. Bu kadar yeter. Daha ne olsun? Harika. Fakat bu biri dili dam, dali dali dum, o kısmı ezberlemek herhalde sözleri ezberlemekten daha zor olmuştur. Efendim, damdaki kemancı ekibi bizlerle beraber. Sevgili Özgür Çelik, Çevik, Mehmet Ali Kaptanlar, Ceren Gündoğdu ve Selçuk Borak bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyifler yerinde diye tahmin ediyorum. Çünkü çok güzel bir oyun sahneye koyuyorsunuz. Çok beğenilen ve bir efsane. Kim başlar? Bilmem. Buyurun. Ben mi? Evet, buyurun. Estağfurullah. Ne diyebilirim ki işte damdaki kemancı. Bu akşam oyun oynadık. Aslında hepimiz böyle bir çok yorgunuz. Oyun tabii 11 sularında bitiyor. Gece uyumak mümkün olmuyor. O enerji bizi bütün gece ayakta tutuyor. Çünkü en azından ben öyleyim ama bütün arkadaşlarım da öyle oluyor sanıyorum. Bu oyuncunun kaderi. Şimdi de buradayız. Ve yayında bir de şarkı söylüyorsunuz. Evet, ses soluk çıkmıyor. Ay çok güzel çıktı. Evet. O kadar güzel çıktı ki biz mest olduk. Ama efendim çok teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa dilimin ve aklımın yettiğince sizi anlatmaya çalışacağım. Harikasınız. O zaman şöyle Özgür'den başlayalım. Damdaki Kemancı'da hangi roldesin? Şimdi ben Damdaki Kemancı'da Anatevka'ya Kiev'den gelen bir üniversite öğrencisi, devrimci bir üniversite öğrencisi, yani adı Perçik, gelip ortalığı karıştırıp kızı alıp uzuyor. Evet, güzel idealleri var. İdealleri gerçek oluyor mu? Oyunun sonunda çok söylemiyor tabii. Yani Sibiryalara kadar gidiyor. Oralarda tutuklanıyor. Kızı mutlu ediyor mu? Sen onu söyle. Bilmiyoruz onu. Çünkü kızı da peşinden sürüklüyor. Kızı da peşinden sürüklüyor. Ah ah bu aşk. Ah nelere kadirsin sen. Ama oraya bir aydınlanma getirdiği muhakkak hani ufak çaplı bir anarşi getiriyor. Bir ortalığı yani. Karıştırıyor değil mi? Hani ne ponçik perçik miydi? Ponçik dedi. Senin ponçik seni. Şöyle diyoruz perçikle ponçik yani. Evet bizim lakabımız bu şekilde içinize doğdu. Özgür Perçik. Tabii onlar bizim koyduğumuz. Asıl adı ponçik değil. Hodl da. Evet. Ama biz kendi aramızda öyle diyoruz. İçinize doğdu herhalde. Evet. Perçikle ponçik. Ah sizi neler yapıyorsunuz neler. Orijinalini de hatırlayanlar ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Mehmet Ali Bey siz? Ben Tevye oynuyorum. Sütçü Tevye. Oynamaya gayret ediyorum diyeyim daha doğrusu. Çünkü bizden önce sizin de söylediğiniz gibi bir sürü ustalar bu rolü oynamışlar. Böyle bir role soyunmak da gerçekten bir sırat köprüsünden geçmek gibi bir şey. Ama başarabiliyorsak ne ala. Seyirciden aldığımız reaksiyonlar, enerjiler evet iyi geliyor bize. Tip olarak da tamam. Tip olarak tam. Teşekkür ederim. Değil mi? Harika kas. Sağ olun. Değiştirdiniz mi tipinizi? Hayır. Biraz
kasta benzemek için? Yok. Şapkasız özel, çıkmam abi. Şapkasız çıkmam abi. Çünkü başımızı her zaman örtüyoruz biz. Biliyorsunuz. Oyunda da geçiyor. Belki şapkalarımız bu yüzden hep başımızda durur der devye. Evet, bir de onların şeyleri, dua atkılları dediğimiz şeyler. Evet, yani tabii ki tevye olmaya gayret ediyoruz ama ruh olarak o oluyor, olabiliyor muyuz? Buna sanıyorum izleyici karar verecek, veriyor. Daha ne diyebilirim bilmiyorum. Önceki tevyelere ne diyorsunuz? Mesela Cüneyt Gökçer, Topol, Broadway'de kim oynar tevyeyi? Bir sürü versiyon var. Birkaç tanesine bakabildim ama tam isimler, isim olarak şu anda anımsamıyorum. Filmini Topol oynamış. Filmi, Topol, tabii o. Topol, Topol. Ki o yani olağanüstü. Evet, her şeyiyle. Topol. Yani. Top. Topol, I'm Topol. Top, Topol. Evet. O başka bir şey yani. Biz zaten bu sanıyorum tevyeyi her versiyonunda Yahudiler oynamış. Hmm. Gerçekten yani. Ben Yahudi değilim. Ama çok mesela daha önce de Venedik Taciri oynamıştım. Orada Sherlock karakteri vardır. Ben onu çok seviyordum. Ve şimdi de Tevye'yi oynuyorum. İnanılmaz insanlar onlar. Yani gerçekten müthişler. Şu anda size zoom in yapıyorum. Kendi gözümden zoom in yapıyorum ve siz hayatı yaşıyorsunuz, oyun gibi yaşıyorsunuz. Evet. Farkında mısınız? Gayret ediyorum. Aslında ben onu düşünmüyorum. Onun farkındayım. Siz onu yaşıyorsunuz, anlatışınız, ağzınızdan çıkan kelimeler, kelimelerin diyalekti ve hareketleri tiyatro. Yani şu anda bir canlı tiyatro seyrediyorum ben. Harika. Çok teşekkür şey. Ederim. Ama bak, ben bunun bak, bilincinde bak. Değilim. Evet, biliyorum. Mesela şu anda gözlerinizin hareketi. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Evet. Anlatabiliyorum, evet. Değil mi? Umarım izleyicilerimiz de anlıyorlardır. Mimikler vesaire çok spesifik, özel. Çok teşekkür ederim. Sevgili Ceren Gündoğdu. Ben onu çok uzun zamandan beri tanıyorum. Yeteneğiyle tanıdım. Çok güzel piyano çalar, çok güzel bir sesi var. Zaman zaman ekranlarda da gördünüz ve şimdi de bu harika oyunun kastında. Ve seni dinleyelim Ceren'cim. Ben de bu oyunda olduğum için çok mutluyum, çok şanslıyım herkes gibi. Ve Sütçü Tevye'nin, sevgili babamızın 2 numaralı kızıyım. Hodel birazcık böyle gözü yükseklerde bir kız. Hayattan beklentileri yüksek. O küçücük köy içerisinde kendini hep en iyi şeylere layık gören, biraz güzelliğinin farkında, aklının farkında bir kız. Hmm. Ama her ne kadar böyle iddialı bir kız gibi dursa da oyun aktıkça çok naif bir kız olduğunu görüyoruz onun da. Daha fazla da ipucu vermeyeyim. Gelip izlerler belki. Aldığım duyumlara göre sizin harika bir düetiniz varmış oyunda, öyle mi? Yani bir düetimiz var, evet. Evet. Neymiş bu düet? Bir dinlesek mi, ne dersiniz? Aa, Selçuk Bey, Mehmet Ali Bey. Ben hiç bıkmadan dinliyorum. Ben hiç hayır demem. Siz der misiniz? O zaman bizim şöyle bir sorunumuz var. Enstrümansız onu söylememiz gerçekten. Ben yaparım size enstrüman. Biliyorum. Hangi enstrümanı istiyorsun? Orkestrada onu da yapayım. Yani öyle bir armonisi var ki duymadan söylemenin, yani düz giden bir armoni olmadığı için duymadan söylememiz pek olmaklı. Evet, eşliksiz birazcık. Peki Ceren'in sesini nasıl duyacağım ben? Senin solon kendi şarkını söyle bize o evet, zaman. Mesela. Hadi. Sen de hazırlan bu arada, sana da gelecek. Ben hemen onun şarkısını eşlik ederim buradan. Tamam, buyurun. Müzikaldeki şarkımızdan bahsediyoruz, evet. Değil mi? Peki böyle canlı olarak nasıl olacak bilmiyorum ama bir deneyeyim bari. Ah nasıl anlatırım ben sana sevgimi, kendimi. Yuvamızı bırakıp da neden uzaklara gittiğimi. Huzurlu yuvamızda yaşarken, mutluyken burada. Sevdiğim tüm insanlar yanımda.
tatlı yuvamızda. Birden o geldi ve değiştirdi tüm hayallerimi. Artık kalbim sadece onun aşkıyla dolu. Ah, bu ne yaman bir çelişkidir. Yuvam mı, aşkın mı? Kalmalı mı yoksa gitmeli mi? Ne yapayım şimdi? Böyle bir kadarcık enstrüman daha ne olsun? Muhteşem iniş çıkışları bir kere. Bence olmaz. Çok zor bir parça. İniş böyle çıkışları bir anda çok. Söylemek bir zormuş gerçekten. Sen bir hani eşlik ediyordun? Kalben eşlik ettin galiba. Kalben ettim çünkü o kadar güzel söylüyor ki şimdi yani nasıl böyleyim? Ceren şarkı söylediği zaman susmak gerekiyor. Herkes susuyor değil mi? Susuyor, değil mi? Ne güzel şarkı söylüyorsun çok, Ceren. Çok teşekkür ederim. Harika çok söyledin. Yani Ceren şarkı söylerken gerçekten şarkı söyleyenlerde de bir sessizlik oluyor. Herkes onu dinliyor. Ay çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çünkü şakıyor kendisi yani. Ya çok teşekkür ederim. Sen de bu arada sana söylüyor tabii bu bütün sözleri. Ah evet. Ne güzel yuvamızda aldın da kaçırdın da beni evet. Ah ne oldu da bize derken. Evet. Sen de böyle ona ilham veren şahsiyet evet. Olarak yani. Duruyorsun. Yuvadan gitmeme sebep olan aslında bu şarkıyı babama söylüyorum oyunda ama işte neden gittiğimi anlatıyorum. Ama düşüncende baban mı var? Hayır, yani. Kızı da mağdur ettik yani Sibiryalara kadar sürükledik. Olsun aşk uğruna benim bildiğim Ceren aşk uğruna Sibirya'ya da gider başka yere de gider. Tevhide o kadar açık bir adam ki yani ben başka ne yapabilirim ki diyor. Ve biliyor ki onları birbirine yakıştırıyor en başından beri farkında. Evet. Perçik eve çok geldikten da sürpriz olmuyor değil mi? Aslında Tevye için olmuyor. Ve onların gitmesine izin veriyor. Ta Sibiryalara gidiyor. Neden gidiyorsun kızım? Gitme diyor ama aşk. Aşk gidiyor. Bu aşk gitsin. Aslında o kadar enteresan ki olağanüstü, oyun bu. Öyle yazılmış ki. Bir kere o zor zaman 1905 mi? 1907 evet. Mi? Evet, o civarlarda geçiyor. Ama ne kadar evrensel. Bugün oynanıyor. Zamansız evet. Ve mekansız bir oyun gerçekten. Zamansız. Evet. Senelerdir Broadway'de oynanıyor. Filmleri klasik, filmi klasik olmuş durumda Damdaki Kemancı. Siz efendim, sevgili Selçuk Borak. Ben de Anna Tevka'nın zengini Kasap Lazar. Kasap et tabii etle uğraşan zengin oluyor. Karısını çok önce kaybetmiş. Uzun süre yalnız yaşamış. Tevye'nin büyük kızı Zaytıl'a gözünü koyuyor hayran. Her perşembe dükkanıma gelir çok hanım kız diyor. Ve ona talip. Tabii devamını Tevye, anlatmıyorum ne ama. Ne desin zengin damat. Tevye onaylıyor da. Kızcağız zırtıl, istemiyor zırtıl tabii. Zırtıl istiyor mu peki? Zaytıl istemiyor. Ponçik zırtıl. Tabii. Böyle gidiyor işte. Ponçik, böyle gidiyor zırtıl. Değil mi? İstemiyor. İstemiyor ama el mahkum yani Tevye'nin de bir şekilde kızlarını evlendirmesi gerekiyor. Evet. Ekmek aslanın ağzında durum şartlar o böyle. O diyor zaten kızım diyor yaş farkı falan var ama diyor hiç olmazsa karnı doyacak diyor. Karnı doyacak bir babanın kalbi kızının karnının doymasını mı ister kalbinin doymasını mı ister? Çok yaman bir çelişki o Tevye'nin evet, kendi kendine evet. Yaşadığı. Yani bir yandan ya. Yani tamam görüyor uygun değil kendi kendine bir iç hesaplaşması vardır o sahnede kasapla olan sahnede. Yani tamam bu adamdan hiç hoşlanmam ama yani herkesin de okumuş olması gerekmez. Zaten param varsa kimse zekandan şüphe etmez. Hem bir kasapla evlenirse kızım hiç de açlık çekmez. İnsanın içini böyle bir dağlayan bir şey var burada. Ama döneme baktığımız zaman gerçekten öyle. Yani parası olan, mevki sahibi olan yaşlı adamlar... İşte 20-25 yaşında kadınlarla, kızlarla evlenebiliyorlar. Zamana baktığımızda mı dediniz? Zaman, dönemde. Şimdi, dönemde. O dönemde. Şimdi, farklı mı? Şimdiyi ben
Dilim varmıyor değil mi Mehmet abicim? Evet. Şimdi evet. De pek farklı değil. Onun için evet, zamansız onu... diyoruz. Nasıl dahil oldun bu projeye? Vallahi tanıştım Mehmet Bey'le, Lerzan'la. Ufak bir böyle denedik beraber. Ondan sonra onlar da sevdiler. Ben zaten çok istiyordum. Yani tarihi bir proje ve tarihi bir kadro. Güzel yönetmen, bir mekan. Güzel, evet, muhteşem bir mekan. Çok gurur verici yani benim için. Böyle oldu. Biraz kader, biraz şey, karşılıklı ihtimam. Nasıl denir? Güzel, güzel bir kader. Güzel bir kader. Güzel bir kader. İyi aynen. Bir proje. Aynen. Hoş bir seda. Aynen. Özgür, özledik seni aslında ekranlarda da Özgürcüm ya. Ya ara ara proje yapıyoruz ama bu aralar tabii yani ekranlardaki projelerin çokluğu ve zaman zaman erken finalleri hepimizi yoruyor. Hiç olmazsa seni birebir Damdaki Kemancı gibi muhteşem bir prodüksiyonda izleyebiliyoruz. Kesinlikle bu taraf mesela motive ediyor. Öbür tarafta da tutarlılık ve devamlılıkla ilgili genel bir kaygı var. Ama iyi bir şey yakaladığınız zaman da çok yükseliyorsunuz yani enerji olarak. Az önce şarkıyı söylerken bu en bilinen Bir Zengin Olsam Ben olarak bildiğimiz parçayı farklı bir versiyonla söylediniz. Bir zengin olsa ah bir zengin olsaydım ben ya ba dibi 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 dam. Ama biz öyle bilmiyoruz. Her çeviri fark ediyor. Oysaki notalar aynı. Aynı. Ama onu değiştirmek zaten mümkün değil. Çevirilerde farklılıklar oluşuyor. Bu çeviriyi yapan kim? Şarkı sözü çevirileri sevgili Ezgi Erol'a ait. Ezgi Erol. Biliyorum. Evet, evet. Bizim yönetmenimiz Mehmet Ergen. Mehmet Ergen'in zaten bildiğim kadarıyla bütün sahnelediği oyunları işte baştan çevirmesini rica ediyor. O şekilde çalışıyor. Hmm. O yüzden bütün oyunun hem şarkı sözleri hem metni tekrardan çevrildi. Yeni bir versiyonuyla yapıyoruz biz de. Aslında sanki bir açıdan avantaj, bir açıdan dezavantaj gibi. Çünkü tahmin ediyorum ki o Damdaki Kemancı atmosferi içerisinde oyuncu kadar seyirci de kendisini kaptırmışken oyuna ister ki hani bir zengin olsam ben, ah bir zengin olsam versiyonunu kendi kendine içinden tekrar etmek ya da mırıldanmak isteyebilir. Onlar mırıldansınlar. Nasıl arzu ediyorlarsa mırıldansınlar diyor. Çok az bir fark var ve hemen adapte oluyor seyircide. Dediğiniz doğru. Kulaklarda aşina olan o. Evet. Ama hemen adapte oluyorlar. Onda büyük bir sıkıntı yaşamıyor. Ezgiler o kadar güçlü ki. O yüzden sözler de bir süre sonra Özgür'ün dediği gibi o ezgilere kaptırdığı için insanlar ve de çok sevilen bilinen şarkıları olduğu için. Genelde belki hafızalarda var o müzik evet, zaten. Tabii. Var. Ne kadar zamandır sergileniyor Broadway'de biliyor musunuz? Çok daha fazla. Ya herhalde oynamadığı bir dönem olmamıştır yani. Ben de öyle. Cats falan gibi Damdaki Kemancı, Le Miserable, İşte Operadaki Hayalet, Phantom of the Opera bunların hepsi çok uzun zamandan beri Broadway'in devam eden. En uzun soluklu müzikallerinden en biri. Çok tekrar sahneye konulan oyunlarından biri. Evet. Bu zaten evrensel olduğunu gösteriyor yani. Sizde de böyle bir hedef var mı? 50 sene sonra hala Damdaki Kemancı oynayalım. Biz daha 20. oyunumuzdayız. Daha 20. Hedefleri küçük küçük tutup ilerlemek. Bu sürebildiği kadar sürecek. Çünkü izleyici geliyor, var. Koca bir salonumuz var. Zorlu'da. Bende şöyle bir şey oldu. 50 değil ama 49 sene sonra bunun içinde olmuş oldum. Ben 69 yılında Cüneyt Hoca'dan bunu izlediğimde kimyadaydım yani üniversitede. O kadar hayran kaldım ki o zamanki adı Kültür Sarayı'ydı. Atatürk Kültür Merkezi'nin ilk ismi Kültür Sarayı'ydı. O dönem oynuyorlardı. Dedim ben burada bir figüran bir şey olmaya razıyım falan dedim. Ondan sonra açılan imtihana girip kimyayı bırakıp sanata geçtim. Ya benim için işte ve 49 yıl sonra da böyle bir teklif gelince yani onun sayesinde sanata geçmiş olduğum bir oyunda 49 yıl sonra oynamış oldum. Çok güzel. Mutluyum. Yani hakikaten Mehmet Ergen bana teklif ettiğinde Kasap Lazar'ı oynar mısın diye. Zaten ne isterse oynardım da Kasap Lazar da güzel bir rol tabii. bu kadar açık etmeyin canım. Yani.
Diyelim ki ah rol seçersem ancak kabul edebilirim. Broadway'dekiler öyle yapıyorlar. Öyle mi? Tabii ki. Oraya gidemedik işte. Biz buradayız. Nezih yeteli oraya. Peki Broadway'de seyretme olasılığınız oldu mu? Evet. Ha, bunu değil. Bunu Broadway'de seyretme. O sırada oynan, benim gittiğimde oynan. Merak ediyorum nasıl bir prodüksiyon. Bizim sahnemiz bir kere muhteşem bir sahne. Sizin oynadığınız sahne. Gerçekten çok özel bir sahne. Akustiğini siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben çok anlamam akustiğinden ama izleyiciler memnun galiba, evet, değil mi? Evet, çok memnun. Işığı, her şeyiyle. Yani ne teknik kadar zamanda bir oynuyorsunuz? Gelir. Şu an ayda 4 ya da 3 oynuyoruz. Daha ne olsun? Ama kapalı gişe hep yer yok zaten. Aa. Ne güzel. Bu harika haber. O zaman 50. senede inşallah aynı kadroyla 50 sene sonra ben Tevye olmak oyun yeniden yazılıyor. Tevye'nin babası. Yok, siz Sırbistan'dan dönmüşsünüz. Görmüşsünüz Anya'yı, Konya'yı. Evet. Tevye'den özür dileme. Devam müzikali olur. Devam. Öteki taraflardan. Yapma Allah aşkına. Durun daha. Daha çok zaman var. Bak bak bak. Ne demek istediğimi anladın. Görüyorsunuz değil mi? Efendim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için yayına. Bundan sonraki oyun ne zaman? 12 Kasım, 13 Kasım. Üst üste iki oyunumuz Kasım. Var. 23 Kasım'da var. Özgür'den bir performansla kapatalım. Bu kızı babasından istediğin ve ikna etmeye çalıştığın sahnedeki performansını alalım. O biraz komik bir sahne aslında. Biz seyretmeye razıyız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Size kötü bir haberim var. Buradan ayrılmam gerekiyor. Ne zaman? Hemen. Üzüldüm. Hepimiz çok özleyeceğiz seni. Bir tane de iyi haberim var. Hatta beni tebrik edebilirsiniz. Tebrik mi? Ayrıla. Biz nişanlandık. Nişanlandınız mı? Evet baba, biz nişanlandık. Hayır. Nişanlanmadınız. Görüyorum sen ondan hoşlanıyorsun, o da senden. Ama sen gidiyorsun, sen burada kalıyorsun. O yüzden hayırlısı oldu. Sana mutluluklar dilerim Perçik. Benim cevabım hayır. Babacığım lütfen, anlamıyorsun. Anlıyorum. Otul ve Zaytıl'a izin verdim diye senin de böyle bir hakkın olduğunu düşünüyorsun. Kusura bakma Perçik. Seni severim ama sen buradan gidiyorsun. O yüzden sağlıcakla git. Benim cevabım hala hayır. Anlamıyorsun baba. Dinlemiyorsun ki kızım, bak. Hayır diyorum. Sonra bir başkasını bulacağız. Buradan Anatev kadar. Biz sizin izninizi istemiyoruz ki. Hayır duanızı istiyoruz. Biz evleniyoruz. İzini istemiyor musunuz? Çocuk onaylamanızı istiyoruz babacığım. Öz kızım izin istemiyor babasından. Neler oluyor geleneklere? Adam bana evleneceğini söylüyor. Sormuyor. Söylüyor. Ve daha işin başında kızımı terk ediyor. Biz böyle giderse bütün oyunumuz. Hemen çekin şu masayı arkadaşlar. Az kaldı senin abi. Performans sanatları merkezi oyunum söz sende. Ya harikasınız. Ben de buradan mesela dahil oluyormuşum. Yeni bir rol yazılıyormuş bana. Sulinka. Ben Sulinka. Bir saniye. Ben ona kefilim. diye. Bir saniye. Kızınızı çok mutlu edecek. Bu çocuk biliyor musunuz ki nerelerden geldi? Nereden? Neler yaşadı? Annesini babasını nasıl sırtında taşıdı? Ve bu kıza nasıl aşık biliyor musunuz siz? Neden hemen hayır? Tanımaya niyetli misiniz ki onu? Evet. bir dakika, bir alkış alırız biz ama. Fakat korkuttum. Ne oluyor dedi. Böyle bir gözde bir korku geldi. Bir korku gördüm ben gözde. O an zaten nişan yüzüklerini bize taktı yani. o korkuyla. Ver kurtulu. ya çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Harikasınız. Kendime de gördüğünüz gibi buradan bir rol yazıp şu harika kadronun arasına katılıverdim. Artık o da benim şansım olsun. Alkışınız bol olsun, perdeniz hep açık olsun. Hep böyle yüzünüz gülsün, başarınız daim olsun. Söz Sende izleyicilerimize de bizi seyrettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka Söz Sende de tekrar sizleri bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.